Mustafa, nereye gidiyorsun? Muhasebe. Şunları Münir Bey'in sekreterine verir misin geçerken? Ya hayır ya, hayır ya. Hayır ya, hayır ya. Pardon, sıra benimdi. Ben dışarıda bekliyordum da. Tamam, buyurun o zaman. Mustafa! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu o, Kerim. Ver şunu. Ne iş var bunun sizde? Ver şunu! O da sizin için mi çalışıyor? Bana bir kere oyun oynadın. Telefonumdan Kerim'in numarasını aldın. Hepsini biliyorum. Hiçbir şeyden haberim yok sanma. Söylemiştir tabii. Sen bunun için mi buraya geldin? İş sürmek için mi? Bunun için mi benden iş istedin? İkimiz de idare mi ediyoruz? Sen benim iyi niyetimi suistimal ettin. Sana ne zaman yardım eli uzatsam fırsatı kötüye kullandın. Bana cevap ver Münir Bey. Sana cevap falan vermiyorum. Ver şunu. Şimdi defol. Defol. Ben arkamdan iş çeviren adamı etrafımda istemem. Defol. Sana verilen avansı da, oda anahtarlarını da, ne verildiyse hepsini de bırakıp defol git. Gözüm görmesin seni. Hadi uğurlar olsun. Ne oluyor abi? Bunlar Mustafa'nın elindeydi. Neyse, Kerim'in vizelerini alıyorum. Arabada unutmuşum evraklarını. Aşağıdakilerde Mustafa'nın eline vermişler bunları. Hayda. Gerisini de biliyorsun işte. Adresi falan görmüş müdür? Zannetmiyorum. Abi sen şimdi kovdun mu bu adamı? Hırslandırdın mı? Daha beter bela olacak başımıza. Yok ya, bir şey olmaz. Tıpış tıpış geri gelecek. Gidecek bir yeri yok ki zaten ya. Karşıda mı oturuyorlarmış? Ya bırak şunları ya! Baktım. Hadi çık, işim var benim. Ya peşinden bir adam falan gönderseydik. Ya çık Erdoğan, işim var. İyi tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa odamdayım. Erdoğan! Alo İsmail. Acil bir durum var. Evet. Kerim. Oğlum adam seni tanıyor artık. Kim? İşten ayrıldığını söyledi. Evet, geri vereceğim aldığım her şeyi. Buraya kadarmış, ne yapalım? Kullanamadın aklını. Sonra kafanı çok vurursun duvara, ah ben ne yaptım diye, ama işten geçmiş olacak. Abi sen bilmiyorsun. Hadi git bul böyle bir işi. İlk günden takır takır avansını eline sayacaklar. Yemek bedava, yatak bedava. Ama o... O senin başındaki belayı temizliyordu. Adamı temelli gönderecek. Sen elini kana bulama diye. Benim külahımı anlatsın. Sen beni dinleme. Bildiğini oku. Yazık.
Koskoca bir fırsatı teptin. Şimdi dön bakalım başladığın yere. Bugüne kadar aldıklarını bana verebilirsin. Ya ben koşuşturmalara çıktım. Baktım Münir abi adamı azarlıyor. Selam. Allah kahretsin ya. Peki adresi falan görmüş mü? Yok yok. Evra hemen almış elinden. Ama sen yine de dikkatli ol. Mustafa seni tanıyor. Resmini görmüş. Hadi ya. Ne yapayım, ben de onu tanıyorum. Peşine düşmesin de. Ya bana dert değil. Kıza bir şey yapmasın da ben ondan çekinirim. Sen kesin gidiyorsun değil mi? Münir Bey evrak hakkımıza sahip çıkar. Vize alabilirsem defolup gideceğim, evet. Ya merak etme, o işle ben de ilgilenirim. Sıkma canını. Gitmeden görüşelim mutlaka. Nerede görmüş lan fotoğrafını? Erdoğan, hasta etme adamı. Konuşalım işte. Günaydın. Günaydın. Ne haber baba? İyilik. Gel dışarıda konuşalım. Gel. Sen hala burada mısın? Evet. Ben düşündüm. Evet. İşimi kaybetmek istemiyorum. Eğer bana bir şans daha verirseniz. Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Hı? Arkamdan iş çevirmediğini nereden bileceğim? Ya ben arkanızdan iş çevirmiyorum. Sadece onun kim olduğunu görünce. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sen benim ne yaptığımı bilmiyorsun. Sana ilk karşılaşmamızda da söyledim ben. Kasabalı yardım istediği için Fatma Gül'le Kerim'e sahip çıktım ben. Şimdi de başladığım işi bitiriyorum. Anladın mı? Buradan gidecekler ve bu iş bitecek. Ve ben bu beladan kurtulacağım. Anladın mı? Güzel. Ama sen gerizekalı. Sen olan bitenin altında bir şeyler arıyorsun. Yok böyle bir şey, yok. Hiç olmadı, yok. Ama ben kafama tüküreyim çünkü ben merhametliyim. Ben hiçbir zaman aldığım davayı iş gibi göremedim. Münir Bey, bu işe ihtiyacım var. Herkesin işe ihtiyacı var. Şu an senin yerine saniyede 100 adam bulabilirim. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. En ufak bir hatanı bile affetmem. Bu son şansın olacak. Teşekkür ederim. Bir şansın daha olmayacak. Biliyorum. Şimdi işinin başına dön. Sağ ol. Adayları 10 taneye indirdim. Bu hafta içinde birine karar vermemiz gerekiyor. Tamam. Bergin Hanım'ın yerine kim bakıyor şimdi, yardımcısı mı? Evet, Berk Bey bakıyor ama genel kuruldan önce mali işlem müdürümüzün işe başlaması lazım. Merhabalar. Ben harcırağımı almak için gelmiştim. Yaşar Kaptan'ın ekibindeydim. Tamam, babam bugün dönüyor zaten. Yarın ilk iş bunlarla ilgilenirim ben. Peki efendim. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? 3 gün sonra. Reis? Mustafa, ne haber?
İyiyim reis, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İki günden İstanbul'a geldim. Dönmeden seni de göreyim diyorum. Tabii tabii, buluşalım akşama. Nerede kalıyorsun? Tamam, gelir ben seni alırım. Pasaporttaki resmin ve ismi görünce beynimden vurulmuşa döndüm reis. Hayatımı mahveden adamın pasaportu elimdeydi ama hiçbir şey yapamadım. Boş ver zaten. Hiçbir şey yapma. İntikamı bir kenara bırak Mustafa. Bak, annem baban sen iyi olasın diye, başın belaya girmesin diye evlat hasretine razı oldular. Seni gurbete gönderdiler. Ya nasıl unuturum reis? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranırım? Beni aldattı. Bütün kasabayı arkamdan güldürttü boynuzlu diye. Oğlum yok öyle bir şey. O Kerim korkaklar gibi üstüme adam saldı. Dövdürttü beni. Sonra da utanmadan karşıma çıktı pasaport dairesinde. Ben onu tanımıyorum diye alay eder gibi geçti karşıma. Affetmem mümkün değil. Fatma Gül'ü ayrı, o adama ayrı. Hırsım çok büyük reis. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sen yeni bir sayfa açtın. Onlar için hayatını karartma Mustafa. En çok da o gücüme gidiyor zaten. Paraya ihtiyacım var. Çaresizim. Bugün o herifi sahiplendiklerini görünce paralarını çarpmak istedim yüzlerine. Çarpamadım işte. Dön gel kasabaya o zaman. Yok artık geçti reis. Hiçbir şey yaşanmamış gibi artık balıkçı Mustafa olamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.